nasıl ya? Yüzüme basbayağı asit mi süreceğim ben şimdi? Ay yok kızım, olmaz o iş, benim cildim çok hassas. Tamam vazgeçtim, ben ayarlayamam, yakarım yüzümü gözümü diyorsanız piyasadaki tüm asit kombinasyonlarını deneyip cilt bariyerinin dayanma sınırlarını epey zorlamış biri olarak size söz veriyorum, koktuğunuz başınıza gelmeyecek. Cilt bakımınızı bir adım öteye taşımak için mutlaka asitleri rutininize dahil etmeyi düşünmelisiniz. Asitler basitçe sivilce, cilt lekeleri ve tıkanmış gözenekler gibi pek çok problemi tamamen ortadan kaldıran aktif içeriklere deniyor. Daha önce alfa, beta, polihidroksi asitlerden şu videoda bahsetmiştik. Şimdi ise bu hidroksi asitleri cilt bakım rutininize nasıl dahil edebileceğinizden ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmek istiyorum biraz size. Asitleri cilt temizliği aşamasının bir uzantısı olarak görmeniz gerekiyor. Yani asitleri cildinizi temizledikten hemen sonra kullanmanız gerekiyor. Çünkü asitlerin işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için temiz cilde uygulanmaları gerekiyor. Bu da özellikle su bazlı serum veya jel formundaki ya da ne bileyim sürdükten birkaç dakika sonra yıkamanızı gerektiren maske formundaki asit ürünleri için şart. Bunun bir diğer nedeni de asitlerin cildinizi sonraki adımlarda kullanacağınız cilt bakım ürünlerinin daha etkili bir şekilde cildinize nüfuz edebilmeleri için hazırlıyor olması. Öncelikle pH'tan ve bunun neden cilt bakımında bu kadar önemli olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. pH seviyesi 0 ile 14 arasında. 0 en asidik seviye, 7 nötr ve 14 en alkali halde olan seviye ya da bazik, karar veremedim. Sağlıklı bir cilt asidik seviyeye daha yakın bir tarafta olmalı. Bu da genelde 5-5,5 seviyesine denk geliyor. Eğer cildinizin pH seviyesi çok düşerse cildiniz tahriş olur haliyle. Bu durumla baş edebilmek için de daha fazla sebum salgılar. Bu da genellikle sivilce problemi, akne problemi yaşamanıza neden olur. Eğer çok yükselirse de cildiniz matlaşır ve kurur. Bu yüzden yüzünüzü sabunla yıkamamanız gerekiyor. Çünkü sabunların pH değeri 10 civarlarında falan birçoğunun. Diğerlerine benzemediği söylenen Dove sabununun bile pH seviyesi 7'ymiş. Lisedeyken çok kullanırdık ben ve arkadaşlarım. Yani kötü değil de düşük de değil kesinlikle. Asitlerin işlerini olması gerektiği gibi yapabilmeleri için cildinizin belirli bir pH oranında olması gerekiyor. Yani hatta maksimum verim alabilmeniz için cildimizin pH'i en düşük, yani hatta spesifik olmak gerekirse 3-4 arası seviyelerindeyken kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden cildinizi yıkadıktan sonra bir 15 dakika kadar beklemeniz sıklıkla forumlarda vesaire öneriliyor. Bunun nedeni de temizleyicilerin ve musluk suyunun maalesef cildimizin pH'ını yükseltmesi. Burada karşılaşabileceğiniz problem ise yüzünüzü yıkadıktan sonra hiçbir şey sürmeden cildinizin normal pH'ına düşmesini beklerken suyun yüzümüzden çabucak buharlaşması ve bu durumun cildimizi kurutması ve bizim genel olarak gergin hissetmemiz. Bu noktada hem cildimizin kurumaması için hem de sonrasında uygulayacağınız asit ürününden maksimum verim alabilmek için cilt pH'ını düzenleyen ürünler var. Mesela Mizo'nun EHA BHA Daily Clean Toner'ı gibi toniklerden faydalanabilirsiniz. Ama bu tonikler de adından anlaşılabileceği üzere yine asit içeriyor ve ben zaten C vitamini serumu, EHA, BHA, tretinoin gibi aktif içerikleri devamlı kullandığım için ve cildimi tekrar asit içeren bir ürünle bir kere daha yormak istemediğim için açıkçası çok da tercih etmiyorum. Eğer hassas bir cildiniz varsa size de önermiyorum. Bunun yerine Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser gibi düşük pH'li bir temizleyici kullanarak cildimizin pH seviyesini yükselmesini minimize edebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum açıkçası. Yüzümü yıkadıktan sonra beklemeden asitleri kullanıyorum. Maksimum verim almak gibi bir çaba da yok zaten. Benim cildim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben asit tercihimi genelde betaine salicylate veya glikolik asitten yana kullanıyorum. Asitleri uzun zamandır kullandığım için cildim çok alışkın ve benim genel olarak özellikle yaz aylarında bu yağ filamentleriyle başım belada olduğu için genelde ben her ikisini de sabah akşam kullanıyorum. Bu arada sizin de cildiniz asitlere alışıksa ve hem EHA hem de BHA içeren ürünleri peş peşe kullanmak istiyorsanız önce BHA içeren ürünleri kullanmanız gerekiyor. Çünkü böylelikle ilk olarak gözeneklerinizin içini de temizlemiş oluyorsunuz. Temizleme aşamasının bir adımı olarak. Ürünü uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyip EHA içeren ürününüzü de uygulayabilirsiniz. Burada da yine bir 20 dakika bekledikten sonra cildinizin nemlendirme aşamasına geçebilirsiniz. Tabii bu kısım, tekrar söylüyorum, asitleri uzunca bir süre kullanmış, cildi tölere edebilenler için. Ama yeni başladıysanız lütfen, lütfen yalnızca tek bir
asit türünü tercih edin. Hassas ciltliyseniz hatta ve asitlere yeni başlıyorsanız Bayviş Trend'in %5 oranında mandelik asit içeren Prep Water'ı zaten yeterince nazik ve yerinde bir tercih olabilir sizin için. Yine de ben kendi rutinimden örnek vermek istiyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra BHA içeren ürünümü, yani Cosrx'in Blackhead Power Liquid'ini, sonra da yine aynı markanın %7 oranında AHA içeren Vitehead Power Liquid'ini uyguluyorum. Bu ikisi bence oldukça nazik bir şekilde soyuyor cildimi. Asitler ve cilt bakım rutininizin geri kalanında bir bekleme süresi olmalı. Çünkü bu asitlerin işlerini yapabilmeleri için başka bir ürün uygulanmadan önce 20-25 dakika kadar beklemenizi gerektiriyor. Ben bu arada ortalığı toparlıyorum. Saçımı yapıyorum, kahve içiyorum, dişlerimi fırçalıyorum. Geçiyor zaten zaman bir şekilde. Daha sonra cildime nemlendirici özellikle bir tonik uyguluyorum. Clarisse'in Supple Preparation Toner'ı cildim tarafından anında emiliyor böyle su gibi. Parfümsüz olanından çok memnunum. Daha sonra cildimin o günkü ihtiyacına göre önceden uyguladığım alfa ve beta hidroksi asitler sayesinde ölü derilerinden arınmış, gözenekleri tertemiz olmuş cildime serumlarımı uygulamaya başlıyorum. Daha sonra nemlendirici ve en son olarak da güneş kremini asla unutmuyorum. Çünkü cildim artık eskisi gibi değil, maalesef yaşım da var yani. Birkaç yıl öncesine kıyasla cildim normalden çok kuru cilt tipine dönüyor gibi. Bu yüzden nemlendirici kullanmayı ihmal etmiyorum. Ama 20'li yaşlarımın başında benim nemlendiricim güneş kremimdi mesela. Asitleri kullanmaya başladığınızda cildinizde anında görebileceğiniz olumlu yöndeki değişiklikler sonucunda biraz fazla gaza gelebilirsiniz. C vitamini serumları, AHA'lar, BHA'lar havada uçuşabilir. Ama bu noktada özellikle asitlere yeni başlıyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü cildinizi fazladan soyduğunuzda, yani peeling yaptığınızda cilt bariyerinize zarar verebilirsiniz ve bu da mevcut problemlerinizin daha kötüye gitmesine neden olabilir. Bu asitleri cildinizin verdiği tepkileri dikkatlice izleyerek çok yavaş bir şekilde rutininize dahil etmeniz gerekiyor. Ben BHA ile başladığımı hatırlıyorum. Çok zaman sonra AHA içeren bir ürünü rutinime ekledim ve baktım ki cildim tolere edebiliyor. Hatta eskisinden bile daha iyi görünüyor. Ben de uzun zamandır bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Henüz bir sıkıntısını görmedim. Cilt tipinize göre size iyi gelecek asit türlerini bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Seçtiğiniz asit ürünlerini başlangıçta haftada 3-4 kere olmak üzere cilt bakım rutininize dahil edip zaman içerisinde kullanım sıklığını her güne kadar çıkarabilirsiniz. Kullanım sıklığınızı arttırırken herhangi bir noktada yersiz bir iritasyon problemi yaşarsanız, yani nemlendirici kullanmanıza rağmen cildiniz aşırı gergin ve kuru hissettirirse, ne bileyim Allah korusun dokunduğunuzda acı falan veriyorsa, hemen ürünü kullanmaya ara verin. Cildinizi aşırı eksfoliasyona maruz bırakmışsınız demektir. Cildinize kendisini toparlaması için biraz zaman vermeniz gerekiyor. Bir süreliğine yalnızca temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi içeren temel bir cilt bakım rutinine geri dönün. Belki ek olarak Epion'un Medecosa Side gibi Centella Asiatica içeren bir serum da ekleyebilirsiniz. Cildinizin kendini daha hızlı toparlaması için. Aynı şekilde Pelinotu maskesi de olabilir. I'm From'un Mugwort maskesi harika bir ürün ve kızarıklıklara birebir. Unutmadan şunu da eklemek istiyorum. Glikolik asit, laktik asit gibi alfa hidroksi asitler cildinizin güneş ışınlarına karşı daha hassas olmasına yol açıyorlar. Zaten genel olarak bu yaptığınız eksfoliasyon işlemi cildinizi güneş hasarına daha da bir korunmasız hale getiriyor. O yüzden belki bininci kere söylüyorum ama lütfen güneş kremi kullanmayı aksatmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım asitleri cilt bakım rutininizde kullanmak konusunda sizi biraz olsun rahatlatabilmişimdir. Sorularınız varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ben her zaman elimden geldiğince hepsini araştırıp cevaplamaya çalışacağım. Kendinize ve cildinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.